İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizler için her zaman olduğu gibi çok güzel bir çocuk haber bülteni hazırladık. Birazdan programımıza başlayacağız. Haberlerimizi izlemeye başlayacağız. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye'nin her yerinden bizi izliyorsunuz ve yurt dışında da bizi çok izlediğinizi biliyoruz. Onun için özellikle hem ülkemizdeki hem de yurt dışında bizi izleyen tüm arkadaşlarımıza selam ederek bugünkü programımıza başlıyoruz. Hadi gelin beni takip edin. Çünkü ilk haberimiz çok farklı, çok değişik bir haber. Bugün 7 Ekim Pazar akşamı, iyi hafta sonları diyoruz ve ilk haberimiz için sizlere şimdi bir orkestranın yaptığı değişik bir müziği dinlettireceğiz. Gerçekten hem değişik hem de çok farklı. TRT Çocuk'ta haberin olsun başladı. Sanatın Sözleri Orkestrası işitme engelli gençleri ve çocukları sanatla buluşturuyor. Biz de bu muhteşem konsere katıldık. Bu bir yıldır devam eden, ilk kez gerçekleştirdiğimiz bir başlık, işitme engelli çocuk ve gençler için. Bu 2017 Gala Modern Eğitim Dostları'nın katkılarıyla gerçekleşiyor. Hayatları boyunca belki de ses çıkarmamış çocukların notayla olan ilişkisini göreceğiz. Bir aletle, bir çalgıyla ve kendi sesleriyle olan ilişkilerini göreceğiz. Daha da önemlisi bir grup olarak, bir orkestra olarak birlikte neler üretebildiklerini ve o ruhu göreceğiz. İşitme engelli çocuklarımızla, gençlerimize ritmi öğrettiniz. Nasıl bir duygu? Bunları öğretirken zorlandınız mı? Hiç zorlanmadım, her şey bir yana. Çünkü bizim tırnak içinde engelli olarak tabir ettiğimiz ya da öyle görmeye alıştığımız insanların bize nasip olmayan başka açıklıkları var. Başka derinlikleri, algılarının başka kontrol mekanizmaları var. Dolayısıyla müzikte seslerle yapılması değil sadece. Müzik her şeyden önce bir zaman sanatı. Sesler kadar sessizlikler de çok önemli. Duymuyorum, ses duymuyorum. Alper Hoca ile beraber bunu yaptık. Çok heyecanlı, çok mutluyum. Çok mutlu oldum, teşekkür ederim. Deniyorum, merhaba. Heyecanlanıyorum. Çok güzel. Çok güzeldi. Evet, evet. Heyecan var. Çok etkilendi. Evet. Hayal gibi, rüya gibi. Çok beğendim. Çok farklı, çok değişik bir orkestra. Sizleri ayakta alkışlıyoruz TRT Çocuk ailesi olarak. Sizinle şimdi doğanın tüm gizemlerini birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Bu hafta böceklerin ilginç ucu uçuş şekillerini hep beraber inceleyeceğiz. Hadi gelin TRT Çocuk'ta bu defa da biraz böcekleri inceleyelim. Bazı böceklerin oldukça ilginç bir uçuş marifetleri vardır. Kimi çok hızlı, kimi çok dayanıklı, kimi de çok iyi zıplar. Mesela çekirge. Çekirgeler birkaç farklı hareket kabiliyetine sahiptir. Hem sürünebilir hem de çok iyi sıçrayabilirler. Bu da kendi vücutlarının 20-30 katı kadar zıplayabildikleri anlamına gelir. Toplam 6 ayağı olan çekirgeler, öndeki 4 ayağını yürümek için kullanırken, en arkadaki 2 ayağını da zıplamak için kullanır. Çekirgelerin kafalarında antenler bulunur. Bu antenleri dokunma ve koku alabilmek için kullanırlar. Çekirgeleri sıcak olan her bölgede görebilirsiniz. Yusufçuk, bir diğer adı ise helikopter böceği. Bu hayvanlar en hızlı uçan böcekler arasında yer alır. Saatte 95 kilometre hıza ulaşabilirler. Ayrıca havada asılı kalabilirler. Bu da onların keskin gözleriyle av ararken işlerine yarar. Yusufçuk böceği böcekler arasında en büyük göze sahiptir.
Koku alma duyuları gelişmemiştir ama çok iyi görebilirler. Yaklaşık 5000 türü bulunan yusufçukların iki çift kanadı bulunur. Bunlar birbirinden bağımsız hareket edebilir. Genellikle sıcak havaları seven yusufçuk böcekleri, göl, akarsu gibi su birikintilerinde bulunur. Yayından önce bir mesaj geldi. Burak abi bize bir selam söyler misiniz? Sınıf olarak sizleri izliyoruz ve seviyoruz diye. Ben de onlara söz verdim. Trabzon, Ortahisar, Aydınlık Evler, İmam Hatip Ortaokulu 7F sınıfındaki tüm arkadaşlarımıza buradan hem selam ediyoruz hem de el sallıyoruz. İlgi ve alakaları için teşekkürlerimizi sunduktan sonra şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Çünkü Diyarbakır'dan Heja Lorin Gültekin bizleri hem izliyor hem de onlarla bir sohbet etmek istiyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo. Heja Lorin, iyi akşamlar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Diyarbakır'dan bizi arıyor musun? Diyarbakır merkez mi yoksa Diyarbakır'ın bir ilçesinden mi bizi arıyorsun? Diyarbakır Kayapınar'dan arıyorum sizi. Çok güzel. Bu bir arada Heja Lorin, daha önce hiç duymadım bu ismi. Heja ne demek? Lorin ne demek? Bana söyler misin? Öğretir misin? Heja'nın anlamı değerli. Lorin'in anlamı ise minne. Peki sana Heja mı diyeyim, Lorin mi diyeyim? Bana Heja diyebilirsiniz. Çok güzel. Şimdi sana bir tane soru soracağım. Bu soruya doğru cevap verirsen ilk fırsatta böyle çok güzel bir alkış demet duyacaksın. O alkışlar sana ve Diyarbakır'a gelecek. Bir de ilk fırsatta hediyeni göndereceğiz ama hazırsan tabii ki. Hazırım. İşte Diyarbakır'dan Heja'nın sorusu geliyor. Bakalım doğru cevabı bize söyleyebilecek mi? Heja, biraz önce izlediğimiz haberde keşfet bölümümüzde uçuş şekillerini incelediğimiz hayvanlardan birini söylemen yeterli. Böceklerin. Alkışlar sana geliyor. Çekirge ve yusufçuklar da diyebilirdim. Böcekleri incelemiştik. Çekirgeleri de incelemiştik. Değişik bir haberdi. Bu arada Diyarbakır'ın bugünlerde havası nasıl? Çok güzel ama bir keresinde kulübemizde yağmur yağmıştı. Nerede yağmur yağmıştı? Okulumda. Ha, okulda yağmur yağmıştı. Bu arada programı şu anda kim izliyorsun? Annemle beraber izliyoruz. Çok güzel. Buradan annene de selam ediyoruz. Heja, ben şimdi mikrofonu sana bırakacağım ve ben hiçbir şeye karışmayacağım. Eminim senden selam bekleyen arkadaşlarım vardır, akrabalarım vardır. Acaba tabii Diyarbakır'dan bizi arayan Heja kimlere selam gönderiyor? Akrabalarıma, annem, babam, anneannem, babaannem, dedelerime, köydeki herkese, okuldaki sınıf arkadaşlarıma, öğretmenlerime çok selam söylüyorum. Çok teşekkür ederiz Heja. Seninle sohbet ettiğim için kendimi hem mutlu hem de çok şanslı görüyorum. Teşekkür ederiz. Diyarbakır'a selamlarımızı iletiyoruz. Heja'ya selamlarımızı ilettikten sonra arkadaşlar, sizler de Heja gibi sesinizi TRT Çocuk'tan duyurmak istiyorsanız mutlaka bizi hem arayın hem de notunuzu bırakın. Sırası geldiğinde mutlaka sizi arıyoruz. Şimdi Diyarbakır'dan sonra Gaziantep'e gideceğiz. Çünkü Gaziantep'te 6 yıl önce kurulan kız hokey takımının sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor. Hadi gelin şimdi de Gaziantep'e gidelim. Onlar hokeyin Gaziantep'teki temsilcileri. Yaşları 12 ila 17 arasında değişiyor. Doruk Spor Kız Hokey Takımı bugüne kadar 20 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Hedef bu başarıları Avrupa'da da devam ettirmek. 2012'de başladım. 2014'te de milli oldum. Malta'ya gittim. Orada da derece yaptık. İkinci olduk. Çok güzel bir şey bu. Kulüp 6 yıl önce gençleri spora yönlendirmek için kuruldu. Sporcu taramasına çıktık, okullara duyuru yaptık. Ardından yetenek seçimi yaptık. Bunun sonucunda da buraya kazandırmış olduğumuz bir ekip var. Bayanlarda salon ve açık alanda Süper Lig'de olmak üzere 3. sıradayız. Aileler de genç sporculara desteklerini esirgemiyor. Yurt dışına gidip bizi ülkemizi temsil ediyor, bizim bayrağımızı temsil ediyor. İşte gururlanıyoruz. Şimdi yayından önce Hümeyra Mürare beni aradı Sakarya'dan. Dedi ki Burak abi dedi, biz programı babam
Umut Murare ile izleyeceğiz dedi. Bize bir selam gönderir misin dedi. Tabii ki söylerim. Hem Hümeyra Murare'ye hem de babası Ümit Murare'ye buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sakarya'ya iletiyoruz. Sırada çok sevdiğimiz bir bölüm var. Komik videolar bölümü. Bu bölümde hadi gelin Sakarya'ya hediyemiz olsun bu defa. Beraber izlediğimiz, çok sevdiğimiz bir bölüm, komik videolar bölümü. Hep beraber hem izliyoruz hem de gülüyoruz. Şimdi sizleri Kahramanmaraş'a götüreceğiz. Çünkü Hatice Kübra bizleri bekliyor. İyi akşamlar Hatice Kübra. İyi akşamlar. Nasılsın, iyi misin Hatice Kübra? İyiyim. Hatice Kübra, sana Hatice mi diyeyim, Kübra mı diyeyim, Hatice Kübra mı diyeyim? Hatice Kübra diyeyim. Peki, çok güzel. Hatice Kübra, daha önce hiçbir televizyon kanalına canlı yayında katılmış mıydın? Katılmamıştım. Nasıl bir şey? Heyecanlı bir yer mi? Nedir? Heyecanlı bir yer. Heyecanlı. Sesinden de anladım heyecanlı olduğunu. Hatice Kübra, hangi okula gidiyorsun? Alın Sınav'da ilkokuluna gidiyorum. Kaçın sınıfa gidiyorsun? 3'e gidiyorum. Çok güzel. Hatice Kübra, şimdi sana bir tane soru soracağım. Bu soruya doğru cevap verirsen ilk fırsatta hediyeni göndereceğiz. Bir de bir alkışlar duyacaksın. O alkışlar Kahramanmaraş'a ve sana geliyor. Hazır mısın? Hı hı. İşte Kahramanmaraş'tan bizi arayan Hatice Kübra'nın sorusu geliyor. Az önce izlediğimiz haberde genç sporcu arkadaşlarımızla tanışmıştık. Gaziantep'te bir spor kulübü üyesi olan ve başarılarıyla göz dolduran gençlerin ilgilendiği spor dalı hangisiydi? Hangisiydi? Hokey. Alkışlar sana geliyor. Tebrik ederiz. Bu arada Hatice Kübra, şu anda programı kim izliyorsunuz evde? Annem, abim, babam, kardeşimle izliyoruz. Harika. Herkese, tüm ailene selamlarımızı iletiyoruz. Hatice Kübra, ben şimdi mikrofonu sana bırakacağım. Eminim senden selam bekleyen hem arkadaşların hem de akrabaların vardır. Bakalım Kahramanmaraş'tan Hatice Kübra kimlere selam gönderiyor? Anneanneme gönderiyorum, dedeme gönderiyorum. Ondan sonra mahalle teyzeme gönderiyorum. İsmet amcamgile gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz Hatice Kübra. Biz de Kahramanmaraş'a kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi akşamlar dileriz hem sana hem de tüm ailene. Arkadaşlar, şimdi size bir teklifimiz var. Bizim programımızın muhabiri olur musunuz? Yani nasıl Burak abi dediğinizi duyuyorum. İlinizde, İlçenizde, köyünüzde, kasabanızda dikkat çekici farklı bir haber varsa bunu bize çekin gönderin. İyi de Burak abi nasıl göndereceğiz diyorsanız işte size iletişim adreslerimizi gönderiyoruz şimdi. Arkadaşlar, haberin olsun da artık bizim de haberlerimiz olacak. Okulda, mahallede, sokakta. Yani çevremizde neler oluyor? Haberin olsun bizden öğrenmek istiyor. Peki bu haberleri nasıl ulaştıracağız? tvtçocuk.net.tr adresinden muhabirimiz olur musun? Butonuna tıkla, formunu doldur, haberini yolla. İstanbul Başakşehir'den Zeynep, Sevde ve Zülal şu anda bizleri izliyormuş. Buradan Başakşehir'e ve Kayaşehir'e de selamlarımızı ilettikten sonra acaba yarın ülkemizin havası nasıl olacak? İşte canım ülkemizin havasını öğrenmek için haberin olsun hava durumu geliyor. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 24 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir ve Muğla 25 derece.
Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara, Niğde, Eskişehir ve Konya 26 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Kastamonu, Ordu ve Bolu 24 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Erzurum 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Şanlıurfa 33 derece. Sevgili arkadaşlar, bu programın oluşmasında, yayında ve yapımda emeği geçen birçok arkadaşım adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın, iyi akşamlarınız olsun.